Bu videoda dünyanın en fazla boş vaktine sahip insanlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Abi hem kayak yapıyor. Abi hem onları çeviriyor. Hem takla atıyor. Bak üçünü aynı anda yapıyor ya. Yani ben daha bak kayamıyorum. Onları çeviremiyorum. Takla da atamıyorum yani. Adamın o kadar boş vakti var ki bak çalışmış. Şunu baştan söyleyeyim. Boş vaktini iyi değerlendirenler de var videoda. Mesela bu video gibi. Ne oluyor burada? Kaç kişi? 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişi. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Abi yalnız çok çalışmışlar belli. Bir şey diyeceğim. En üstteki üçlü bütün yükü taşıyor şu an. Bu abi de boş vakitlerini Rubik küpü çözmeye ayırmış. Ve sonra bunu iş haline getirmiş herhalde. 1, 2, 3. Bak 3 saniyede bitti. Ya Rubik küpü demem zaten 3 saniye sürüyor yani. Sen nasıl çözdün bunu? Bir şey geliyor şu an. Ne geliyor anlamadım. Yuvarlak geri geri gidiyorlar. Böyle bir ekip var. Müzik yapıyorlar. Siz bir şey diyeceğim. O tasarımı nasıl yaptınız ya? Abi o nasıl aklınıza geldi? Birileri de boş vakitlerini böyle hurdalardan sanat yapmaya harcamış. Abi güzel. Yani boş vakit bak ne kadar güzel değerlenmiş. Şunların güzelliğine bak şu an. Hepsini istiyorum. Geyik, at. Hepsini istiyorum ya. Çok güzel yapmış. Sen ne yapıyorsun abi? Araba mı? Adam boş vaktinde bir şey diyeceğim. Lego'dan motor yapmış. Yani umarım gerçek değildir ya. Bayağı adam motor yapmış ya. Abi ben boş vakitlerimde oyun oynuyorum yani. Ben de mi acaba yararlı bir şey yapsam daha iyi olur. Sendeyiz abi. O ne o? Sörf tahtası gidiyordu. Onu yakaladı. Üstüne bindi. Hareket yaptı. Atladı. Sonra tekrar atladı. Yine hareket yaptı. Adam buna ne kadar çalışmış artık. Kesin bu videoyu çeken kişi uyumadan önce böyle el hareketleriyle bak boş vakit değerlendirmiş. Şuna bak bayağı hikaye yazdı ya. Ben şu an adamı görüyorum. Adam gitti şu an. Ben bir kuş yapabiliyorum sadece o kadar yani. Gölgede başka bir şey yapamıyorum. Sen ne yapıyorsun abi boş vaktinde? Bak sen saçma bir şey yapıyorsun işte al. Ne o torpil attı içeceğin içine. Patlayacak. Mutfak patladı. Bir şey diyeceğim ocakmış orası. Abi ocak patladı. Ya işte bak böyle de vaktini değerlendirenler var. Bu adam bisikletle gidiyor ama böyle moonwalk yapıyor. Bunu ne kadar çalıştın abi ya. Şu yeteneğe bak. Bayağı bisikleti okuyor yani adam. Boş vaktinde uzay mekiği yapmış. Ben daha ne diyeyim yani ya. Uzay mekiği şeklinde şuna bak bot yapmış. Bu nasıl gidiyor? Bu motoru falan nerede? Bayağı uzay mekiği içine bakayım. Abi çok şekil bir şey ya. Uzaylılar görse kıskanır yani bizde niye yok diye. Pokemon drone show mu? Vay! Bu koreografi için ne kadar uğraştınız böyle? Bayağı bir boş vakit lazım. Snorlax, Balbazar, Poke topu. Vay, hepsi çok güzelmiş. Pikachu, çok güzel ya. Bu nedir? Böyle tahta oyma sanatı gibi bir şey herhalde. Oo abi ne kadar detaylı ya. Şu an var ya sıkıldım yani. Ne? Zırh yapmış. Sen Spartaküs müsün? Kendine zırh yapmış ya. Ben var ya dayanamam. Bak darlanırım yani. İzlerken darlandım şu an. Bu abi de boş vaktini böyle ip atlayarak değerlendirmiş. Boş vakitlerinde şu yeteneğini geliştirmiş adam ya. Abi bunu nasıl yapabiliyorsun yani? Nasıl zıplayabiliyorsun? Şu yeteneği geliştirmek için sizce ne kadar bir zamana ihtiyaç var? Aynı anda 3 kişiyi çiziyor bak. Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj. Aynı anda tek kalem gibi böyle 3 kalemle 3'ünü çizdi ya. Abi bu nasıl olabilir yani benim aklım almıyor şu an. 40 saatlik emeği göreceksiniz şimdi. Bayağı kocaman bir ağaç, kütük. Adam onu 40 saatte at mı yapıyor? Ne gergedan, aha boğa yaptı. Adamlar onu boğa yaptılar ya. Vay be. Bir şey diyeceğim bu niye böyle amuda kalkmış. Yalnız çok iyi. Ben 40 saat ne yapardım 40 saat boş vaktim olsa oyun oynardım yani. 40 saat bence çar kasmak için güzel bir süre. Şapka görüyorum ama böyle camlardan gibi görüyorum. Sanki ufaktan bir gereksiz mi olmuş gibi yani. Bunu bilemedim ya ama cool da duruyor. Sendeyiz. Vay sen çikolatalardan kale yapıyorsun. Bir şey diyeceğim kale mi kolezyum mu? Adam kolezyumu yaptı. Abi nasıl yaptın bunu çikolatalardan? Ne kadar vaktin vardı? İzlerken bak ben yoruldum şu an. Flipbook. Bir şey diyeceğim buna da çok vakit lazım.
Her sahneyi ellerinle çizmen lazım ve aynı adamı 50 kez çizeceksin ama biri şöyle, biri böyle, biri böyle. Gerçekten çok yorucu. Adam bayağı hikaye anlattı. İşte çok fazla vakit isteyen bir şey. Bak izlerken darlanıyorum. Abi kanım çekiliyor ya. Rubik küplerini dize dize adamı nasıl yaptın? Şuna bak. Rubik küplerinden portre yapıyor ya adam. Gerçekten imkansız ya, mümkün değil yani. Bunu yapay zekaya falan mı yaptırıyorsun acaba? 16 saat. 16 saat boyunca buna mı uğraştın? 3 saat. Abi bana gün 24 saat, size 50 saat mi ya? Ne oluyor? 3 saat buna uğraşmış. 17 saat şununla uğraşmış. Abi 17 saat çözülemeyen matematik problemi çözmeye çalışsan çözerdin yani. Ben niye annem gibi konuştum daha demin ya? Bu ne abi? Stardew Valley'in haritasını mı yapmış? Vay. Çok oynamadım bu oyunu. Bir iki girdim çıktım ama. Vay be. Bunu nasıl yaptınız abi? Bir şey diyeceğim. Bu gerçekten bir yıl falan sürmüştür ya. Çünkü çok yani bu. Joker değil mi bu? Joker ikiye bölündü. Kibritle boyuyor şu an. İlk kez kibritle ve çimenle boyama. Gerçi bir şey diyeceğim. Joker'in saç rengi zaten çimen rengi. Çok doğru. Ketçapla. Adam bayağı natürel boyama yapıyor ya. Doğal yani. Hiç katkı maddesi falan yok. Doğada bulunabilecek tabii, kibrit bulunamayabilir de. Onlarla falan yaptı. Gerçi ketçap da bulunmaz doğada ya. İşte bence videonun en fazla boş vaktini gerektiren aktivite. Şuna bak, daktiloyla resim çizmiş, resim. Ben daktiloyu hatırlıyorum, annemin iş yerinde vardı. Benim adım Mert, yazmak zaten 3 gün sürüyordu. Şuna bak, bunu yapmış. Acaba bunu kaç saatte, kaç günde, kaç ayda yaptı abi? Her yer harflerle falan şehir çizmiş ya. Bu ne? Ha, galiba belli bir açıdan bakınca bir şey çıkacak. Aha, Iron Man çıktı. Buradan da Robert abi çıktı işte. Aa, sen bunu nasıl yapıyorsun ya? O açıdan böyle, bu açıdan böyle falan. Pokemon kartı. Etrafını kendimi çiziyor tekrardan. Vay, ne güzel çizdin. Ha, o kartın devamını kendi getirdi. Oy, bayağı orijinal bir şey oldu ya, bu müthiş oldu. Yine nasıl yapıldığını beynimin almadığı bir şey. Bu böyle sonsuza kadar zoom'u geri çekiyorsunuz ya. Bunu çiziyor musunuz abi gerçekten? Her şey her şeyin içine çiziliyor mu yani? Mümkün değil ya. Bak buraya kadar geldik. Tamam, prensesler, mantarlar. Oradan geri gel geri gel Mario Kart. Bitmiyor, sonu gelmiyor. 6621 kez Derrick Rose yazacakmış. Neden? Yani adamın ismini yazarak adamın portresini yaptı galiba da abi. Ya elin yorulmadı mı ya, bak her yerde isim yazıyor. Bu nedir? Bir adam var. Vay, anatomik. Sen bunu kendin mi yaptın? Kas sistemi. Vay, iskelet. İç organlar falan. Bayağı her şeyi yapmış ya. Akciğere kadar yapmış yani. Şuna bak, organlar duruyor orada. Ben bu adamı Instagram'da gördüm. Çok acayip yerlerde böyle taşları dengede tutuyor. Abi neden uğraşıyorsun böyle şeylerle? Ya o suya girsen daha iyi olmaz mıydı? 1000 saat uğraşmışsın belli ki. Yalnız yapmış. Oo, bir sürü hayalet gibi bir şey çizerek ortaya ne çıkıyor? Şu an bu çizim var ya, beni darladı ama. Kelebek çıktı oradan. Abi küçük küçük hepsini çizdi adam. Bunu beklemiyordun. Dumbledore'un üstünde. Abi niye ettin onu? Ne oluyor ya? Aha, o da gidiyor. Geri geliyor. Ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Abi bu harekete çok çalışmışsın belli ki ya. Ana Mario. Bir şey diyeceğim. Bu çizim niye böyle bir, yani dikiş nakış gibi ya? Sanki böyle örülmüş gibi değil mi? Kabartmalı. Şu an ben başka bir şey görüyorum abi. Bu bayağı iplikten falan yapılmış ya. Sen ne yapıyorsun abi ormanda? Dallardan bir şey, ejderha yapıyor galiba. Vay, ona uygun küçük parçaları topla, birleştir. Oho, aha. Bu kim bu? Bu hangi oyundu ya? Bu sahneyi hatırlayacağım da bilemedim ya, bir oyundaydı bu. Gladyatör gibi bir şey gördüm. Sanki ben ne görüyorum şu an? Ne bu? İçeride bir sürü bir şeyler oluyor.
bunu kaç yılda yaptınız? Abi galiba duvara bir şeyler çizmiş. Aaa püskürte püskürte ne güzel onlar spot ışık gibi oldu. Abi ne güzel çiziyorsun sen. Şu çizime bak. Vay be. Bayağı sanatsal bir şey yani bu. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Boş vaktini bence iyi değerlendiren insanlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.